O kavminin efendisidir. Eğer o tabi olursa kavmi de tabi olacaktır. Merhaba ve hoş geldin. Bizden gerçekten uzak durduğunu gördük. Bizi dinlemek istemiyor gibiydin. Vallahi Ebu Umame, biliyorum ki eğer akraba olmasaydık buna cesaret edemezdin. İstemediğimiz bir şey mi yapmaya geldin? Bizi dinlemek istemez misin? Dinledikten sonra ikna olursan kabul edersin. Eğer ikna olmazsan bir daha bu konuyu açmam. Hac mevsimi. Peygamberliğin 13. yılı. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldin. Selamun aleyküm. Selam. Ve aleykümselam. Daha gelmedi mi? Henüz gelmedi. Birazdan gelir. Birazdan inşallah. Resulullah gördün mü? Resulullah geliyor. Evet, Resulullah orada. Resulullah. Peki o yanındaki bakın kim? Bakın işte geliyor. O geliyor. Geliyor işte. Amcası Abbas bin Abdülmuttalip. Şükürler olsun. Ey Evs ve Hazreç halkı. Vallahi kardeşimin oğlu Haşimoğulları tarafından korunmaktadır. Ancak kendisi dostlarıyla birlikte hicret etmek için şehrinizi seçti. Şükürler olsun. Onu kendinizi, kadınlarınızı, çocuklarınızı koruduğunuz gibi korumaya söz veriyorsanız o zaman gelip ona biat edin. Kendi ve Rabbi ile ilgili belirtici şartlara uyun. Yoksa biz ona yeteriz. Doğrusu Yesrib'e yapılan bu hicret Habeşistan'a yapılan hicret gibi değil. Çünkü Muhammed'in arkadaşları size birkaç gün uzaklıktaki büyük bir şehre hicret ediyorlar. Kureyş'in Kabe'ye yakın olmasını kıskanan büyük bir Arap topluluğuna gidiyorlar. Onlar sizi kendilerine denk görürler. Ancak onlar Yemen'den, sizse Mudar'dansınız. Muhammed'e tabi olup birlik olana dek aralarındaki iç çatışmalar nedeniyle bizim için tehlike oluşturmuyorlardı. Lat adına çok cesur savaşçılardır. Haklı. Evet, doğru. Bence Ebu Cehil yine doğru. Çok doğru. Muhammed'in bütün arkadaşlarına
hicret emri verdiği son derece açık. Gücü yetmeyenler hariç herkes gitti. Yesrib'dekilerin sayıları artarsa ne yapacaksınız? Muhammed de onlara katılırsa onun emrine uyarlar. Onlar arasında hüküm ve söz sahibi olur. Daha sonra Evs ve Hacret kabileleri birleşip üzerinize yürür, sizinle ve çocuklarınızla savaşırsa ne yapacaksınız? Çok doğru, evet. Katılıyorum. Haklı. Doğru söylüyorsun. Mudarilerin geri kalanından destek istesek, kendi kavmimizin onlarla birlikte sadece Muhammed'in dini altında birlik olduklarını söylerler. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Bu da doğru. Tabii. Evet. Haklı. Esas ticaretimiz Kureyşlilerle. Şam'a giderken Yesrib'den geçen kervanlarımız bundan böyle pek güvende olmayacak. Eğer Mekke'nin nüfusu azalırsa kendi aramızdaki ve Yesrib'le olan ticaretimizi kaybederiz. Doğru. Haklı. Evet, kaybederiz. Kesinlikle. Yesribliler ticaretten anlamayan çiftçilerdir. Sizinle alışveriş yaparlardı. Din konusunda size düşman olanların panayırlarında gelip sizinle alışveriş yapacaklarını mı sanıyorsunuz? Evet. Vallahi. Evet. Kavmimizden oraya giden insanlar çiftçilikten pek fazla anlamazlar. Bizim yaptığımız gibi onlar da Yesrib'de ticaret yapmaya başlayacak. Böylece hem kendilerinin hem de civardaki Arapların bize ihtiyacı kalmayacak. Bence de yapmazlar. Onları buna kimin zorladığını düşündünüz mü? Size bu konuyu aramızda halletmemiz gerektiğini defalarca söylemiştim. Onu öldürürlerse ondan kurtulmuş olursunuz. Galip gelirse şerefi sizin şerefiniz dedim. Evet, doğru, olmaz. Doğru söylüyorum. Ama beni dinlemediniz. İşte şimdi de siz bu konuda pek doğru bir görüş sunamıyorsunuz. Evet, doğru. Doğru. Çok doğru. Hayır, yanılıyorsun. Muhammed ve arkadaşlarının hicret etmesine izin vermeyeceğiz. Gerekirse kılıçlarımızı kullanırız. Önce kendi evlerimizden başlayıp hicret etmelerine engel olacağız. Kaçmayı başarırlarsa sahip oldukları bütün eşyalar, geride bıraktıkları mallar ve silahlar, topraklar, su kuyuları ve hayvanlar bizim olacak. Ali, sana bırak dedim. Ali yürü. Biz yürü. Ne yaptık size? Ali. Ali. Hicret etmenize izin verir miyim sandınız? İzin versen ne olacak? Oğullarımdan ayrı kalamam. O benimle kalsaydı seni umursamazdım. Ama onu da kandırdın. La havle ve la kuvvete illa billah. Her ikiniz de yanımda güvendesiniz. Bu işin sonu nereye varır bilemeyiz. Arada bir gelip burada sizinle otururum. Ve birbirimize arkadaşlık ederiz. Senin ayakların özgürce batılda yürürken bizimkiler hak uğruna zincire vurulmuş. Allah'la kul arasında kimsenin olamayacağını, kimsenin giremeyeceğini söyleyen siz değil miydiniz? O halde özgür ya da hapis olsanız ne fark eder? La havle ve la kuvvete illa billah. Bundan başka bir söz bilmez misin? Eğer bizim için dua edersem sana beddua etmiş gibi olurum. Mazlumun duasıyla Allah arasında perde yoktur. Hala babanın iyiliğini düşünüyorsun. İşte yine buraya döndük. Evet öyle. Ne kötü. La havle ve la kuvvete illa billah. Babamı Allah'a şikayet ediyor ve yardım istiyor. Beddua değil, dua et. Yazıklar olsun. Babamın ve amiroğullarının eline nasıl düşerim? Biraz sakin ol. Hicretime bu zincirler mi mani olacak? Bunlar mı? Aa, kendine acımıyorsan hiç olmazsa bana acı. Hicret etmekte kararlı mısın? Evet. Yolda sana eşlik edeceğim. Ama güpegündüz yola çıkamayız. Bunu özellikle Ebu'l-Hakem bilmemeli. Bir yer belirleyip orada buluşalım, tamam mı? Kardeşin Seleme ne yaptı? Hicretimizi örtbas edecek. Ebu'l-Hakem anlamayacak. Ortalık yatışınca o da arkamızdan gelecek. İyi. Vadinin yukarısındaki Beni Gifar ağaçlarında buluşalım. İnşallah.
selamun aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın bunlara verdiği zilleti yüzlerinde görür gibiyim. Bilginiz olsun ki hicret ediyorum. İçinizde her kim anasını evlatsız, çocuklarını yetim, karısını dul bırakmak istiyorsa vadinin arkasında benimle buluşsun. Vallahi onun gideceğini biliyordun ama benden sakladın. Ona katılmak istediğine yemin edebilirim. İçin rahat olsun. Sana onun haberini getireceğim. Yakında onunla birlikte olacaksın. Ayaş! Ebul Hakem! Neden peşimden geldin? Seninle dönmeyeceğimi bilmiyor musun? Burada hükmünün geçmeyeceğini de. Hemen geri dön. Yazıklar olsun. Annen annemdir. Vallahi buraya gelmemin tek nedeni o. Sen gittiğinden beri çok kötü. Yokluğuna çok üzülüyor. Seni görene kadar saçlarını taramayacağına ve gölgeye geçmeyeceğine yemin etti. Vallahi mi? Vallahi evet. Yazıklar olsun. Ona inanıyor gibisin. Seni geri götürüp dininden döndürmek istiyorlar. Dikkatli ol. Vallahi kafasındaki bitler onu rahatsız ettiğinde saçlarını tarar. Mekke'nin sıcaklığı arttığında gölgeye gider. Gerçekten çok saygısızsın Ömer. Kardeşler arasına giriyorsun. O benim kardeşim. O da benim kardeşim. Bunları konuşmayı bırak. Beni işittin. Yalan söylediğini sanmam. Annem beni herkesten çok sever. Annemi yemininden vazgeçireceğim. Gitmişken kalan mallarımı da alırım. Malı dert etme. Malımın yarısını veririm. Yeter ki gitme. Onunla gideceğim. Allah yardımcım olsun. Gitmekte kararlıysan benim devemi al. Oldukça güçlü ve hızlı bir devedir. Ona bin. Bir şeyden şüphelenirsen hemen dönebilirsin.
Hiç yalan söyledim mi? Size ondan haber getireceğim demiştim. Ve bir araya geleceğinizi de. Sohbetinizin tadını çıkarın. İkiniz birbirinize çok yakıştınız. Evet, birbirimize çok yakışıyoruz. Sen ne kadar iyisin Ömer. Sen de budalasın Ayaş bin Ebu Rebia. Hem de ne budala. Evet, zincire vurup hapsedelim. Onlar için ders olur bu. Hayır, hayır, hayır. Onu dünyanın öbür ucuna sürelim. Doğru. Evet, sürelim. Ama bence ikisi de iyi fikir değil. Doğru. Öyleyse daha iyi bir fikir bul Ebu'l-Hakem. Bana kalırsa her kabileden cesur ve güçlü birer adam seçelim. Onlar soylu adamlar olmalı. Sonra gençlerden her birine birer keskin kılıç verelim. Sonra onun evine gidip hepsi aynı anda darbeyi indirsin. Onu öldürsünler de kurtulalım. Evet, kurtuluruz bence de. Eğer bu şekilde yaparlarsa bu suç bütün kabilelerin üzerine kalacaktır. O zaman Abdümenaf oğulları bütün kabilelerle savaşamaz. Diyet kabul etmek zorunda kalırlar. Biz de diyetini öderiz. Etraf şu anda sakin baba. Resulullah'la nerede buluşacağımızı biliyorsunuz. Resulullah'a yol arkadaşı olmayı dünya dolusu altına değişmem çocuklar. Şafak sökmek üzere arkadaşlar. Kim sanmıştın? Muhammed! Muhammed nerede? Muhammed nerede? Muhammed nerede? Bilmiyorum. Çıktı. Sen... Onun yatağındaki sen miydin? Thank you.
baban nerede? Nerede olduğunu bilmiyorum. Umarım geldiğinizi kimse fark etmemiştir. Hadi hemen gidip azığımızı deveye bağla. Bize yetişmelerinden korkarım. Bunu bağlamak için biraz ip getirmeyi unuttun. Sende bir şey var mı? Getirecek kişiye ödül olarak 100 deve hazırladık. Evet, tam 100 deve. Duydunuz mu? Tam 100 deve. Kabe'nin Rabbi adına. Onlar... Onu yakalamak mümkün değil. Konuşmak istiyorum. Ben Süraka bin Malik. Vallahi benden size bir kötülük gelmez. Beni bekleyin. Bizden ne istiyorsun? Kavminiz bu sabah arkadaşının başına tam 100 deve ödül koydu. Ben de o ödülü almayı umuyordum. Arkadaşınızın korunduğunu ve kimsenin ona dokunamayacağını anladım. Size hemen şimdi yol azığı ve ihtiyacınız olan eşyaları verebilirim. Allah seni ve malını korusun. Bizim için peşimize düşenleri geri çevir. Bunu yapacağım. Kisra'nın bileziklerini takındığın zaman kim bilir nasıl keyiflenirsin. Kisra mı? Pers kralı Kisra mı? Peygamberimiz seni gelirken gördüğünde söyledi. Bu yoldan geri dönün. Bu yoldan gelirken her yere baktım. Ama hiç kimseye rastlamadım. Buraları gerçekten iyi bilen ve gözleri keskin biriyim. Atım da çok iyi koşar. Ey ahali! Ey ahali!
Kim şu ana kadar Resulullah'a emanet bıraktıysa almak için bana gelsin. Resulullah bana emanetleri sahiplerine vermemi buyurdu. Yesrib civarı. Peygamberliğin 13. yılı. Rebiyül Evvel ayı. Resulullah'ı gerçekten çok özledim. Allah'ın onu koruduğunu bilmesem, başına kötü bir şey gelmesinden korkardım. Ne zaman gelecek? Her şeyin zamanı var. Geliyor! Resulullah geliyor! Gördüm, geliyor! Resulullah geliyor! İşte orada! Gördüm! Resulullah geliyor işte orada. Muhammed geliyor. Resulullah geliyor. Muhammed geliyor. Ya Rabbim şükürler olsun. Şükürler olsun Allah'ım. Kuba. Ömer! Ömer! Ali! Resulullah'ın sevdiceği amcaoğlu ve kardeşi. Seni gördüğüme çok sevindim. Artık hepimiz buradayız. Resulullah seni gördüğüne gerçekten çok sevinecek. O nerede? Beni ona götür. İnşa ettiği Kuba Mescidi'nde olmalı. Ben de şimdi oraya gidiyordum. Mescit mi? Evet. Bir saldırı endişesi duymadan namaz için toplandığımız ilk mescit olacak. Yesrib'e ne zaman gelir? Yarın ya da ertesi gün. Allah sevgili Resulünün yanında, kardeşi Ali olmadan Yesrib'e girmesini istemedi. Ayaklarına ne oldu? Seni taşıyacak bir deve bulamadın mı? Allah yardım etti. Ayaklarım beni buraya taşıdı. Sen ne güzel bir insansın. Sen ne güzel bir insansın Resulullah'ın amcaoğlu. Geldi! Resulullah! Peygamberimiz geldi! Allah'a şükürler olsun. İşte orada. Şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun. Allah'a
olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Seni gördüm ya. Allah'a şükürler olsun. Hoş geldin. Hoş geldin. Ya Resulullah, dilediğin kadar bizimle kalabilirsin. Resulullah'ı duydunuz. Önce devenin yolunu açın. Nereye çökeceği ona bildirildi. Şeref seni gördük, dertlerimizi unuttuk ey Resul. Hoş geldin ey Resul. Hoş geldin ya Resul. Hoş geldiniz ya Muhammed. Ya Resulullah. Ya Resulullah, sayıca çok, mal ve silah bakımından da güçlüyüz. Buyur bize gel, rahat edersin. Evimize şeref ver. Resulullah'ı duydunuz. Deve durana kadar kimse deveye dokunmasın. Şimdi Resulullah'ın önünden çekilin. Ey Muhammed! Bizi şeref ey Muhammed! Şükür kavuşturana hoş geldin. Şükür kavuşturana bizimle kal. Seni misafirine kal. Hep bizimle kal. Hep burada kal. Hep burada kal. Hep bizimle. Ya hep Muhammed, bizde kal ya Resulallah. Sonuna kadar sana açık ya Resulallah. Şükürler olsun ya Muhammed. Burası ya Resulallah. Burası benim evim. Hoş geldin. Ne mutlu sana Ebu Eyyub. Allah Resulünün yanında kalması için seni seçti. Allah'ım sana şükürler olsun. Ne mutlu sana Ebu Hubab. Peygamberiniz gelmiş. Sizin peygamberiniz. Bizimle ilgisi yok. O bir Yahudi değil. Uzun süredir içinizden bir peygamberin çıkacağını ve bize galip geleceğini söyleyenler yoksa sizler değil miydiniz? Evet biz söyledik, doğru. Ama bizden seçilmesini bekliyorduk, sizden değil. Musa'nın Rabbine and olsun ki tüm delilleri önümüze koysa da ona inanmayız. Ben de öyle, inanmam. Seninle aynı dinden olmasak da Ebu Hubab, bu adamın getirdiği dine karşı seninle aynı nefreti paylaşıyoruz. Bizce sizin dininiz onun dininden iyi. Ama durumu idare edelim diyorum. Niyetlerimizi de şimdilik gizleyelim diyorum. قعدنا والنبي يعمل ذاك
Resulullah muhacir ve ensar arasında kardeşlik ilan etti. Herkes peygamberin kendisi için seçtiği kardeşini biliyor. Birbirinize kucak açın. Dünyada kardeş olarak bir safta toplanın. Ölüm dışında bir şey sizi ayırmasın. Kendiniz için istediğinizi kardeşiniz için de isteyin. Sahip olduklarınızı paylaşın. Umulur ki Allah sizi ahirette de kardeş olarak bir araya getirir. Hem de karşılıklı sedirler üzerinde. Şükürler olsun. Ne mutlu bize. Şükürler olsun. Allah gönderdi. Allah peygamberi bize gönderdi. Onu misafir ediyoruz kardeşim. Şükürler olsun Allah. Muhammed bizimle. Bu ferman peygamber Muhammed tarafından Kureyşli ve Yesripli mümin ve Müslümanlarla, onlara tabi olanlar ve onlarla birlikte cihad edenler için tanzim edilmiştir. Onlar diğer insanlardan ayrı ve tek bir ümmettir. Ama Allah'ın himayesi hepimiz için geçerlidir. Müminler birbirlerine karşı sorumludur. Bize tabi olan Yahudiler de zulüm görmeden ve aleyhlerinde bir ittifak olmaksızın olası düşmanlara karşı mutlaka yardım göreceklerdir. Yahudilerin geçimleri kendilerine, Müslümanların geçimleri de kendilerinedir. Taraflar harp açanlara karşı aralarında yardımlaşacaklardır. Aman ne güzel. Bugüne dek kalelerimizde krallar gibi yaşarken bu anlaşmayla onun yönetimi altına giriverdik. Musa'nın adına dengeler alt üst oldu. Bizler kendimizi putperest Araplardan üstün görürdük. Diyorduk ki bir kitabımız ve hikayelerini anlattığımız peygamberlerimiz var. Şimdi onlar da diyor ki bize Allah'tan inen bir kitabımız var. Aynen Musa'ya indirilen Tevrat gibi. Risalet bu kitapla birlikte tamamlanmış, tüm insanlığa gönderilmiştir. Peygamberleri Musa'nın kardeşiymiş ve Musa ile konuşan Cebrail onunla da konuşuyormuş. Kendisinden sonra da peygamber gelmeyecekmiş. Ya Allah.